Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Muhterem Müslümanlar, Mevlana İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu ya mektup yazan demişti ki, Efendi Hazretleri dedi, ben dedi nefsimi terbiye ederken, nefsimle mücadele ederken dedi, insanları beğenmemezlik durumu hasılıyor bende. Bakıyorum kendim çok şahaneyim, iyi tesbih çekiyorum. Ondan sonra riyazetlerim tıkır tıkır gidiyor. Başka ameli salihlerim o biçim vesaire. Benim gözümde ben bir taneyim. Ve insanları bu sefer yani hakir görme duygusuna kapılıyorum. Kendimi beğeniyorum. Gururlar geliyor vesaire falan filan. Bir bu hal oluyor bende. Bir de bunun ardından diyor şeriata muhalif bir iş yapsam, bir şeriatsizlik yapsam bu sefer de üzülüyorum, yıkılıyorum, kahroluyorum diyor. Bunun tedavisi ne olacak diyor. Bir şey yapsam gurur geliyor. Şeriatın yap dediğini mesela yapmayacak olsam bu sefer yıkılıyorum. Kaldım iki arada bir derede bu ne iştir buyurdu. Sultan buyurdu ki İkincisi var ya, ikincisi çok güzel bir şey. Bu bir muazzam Allah'ın bir nimetidir bu. Kadir ve kıymetini bil dedi. Yani ne o? Şeriatsizlik yaptığın zaman, şeriata aykırı bir şey yaptığın zaman içinde bir kırıklık duyuyorsun, bir eziklik duyuyorsun. Bu çok güzel bir şey. Ona dokunma. İnsan işlemiş olduğu günahın ardından tevbe etmeli. Pişmanlık tevbenin peki bir şubesidir buyurdu. İnsan nefsi bir şey yaptığı zaman ondan lezzet alır. Günah maalesef tatlı bir şey gelir insana. Ama bu hal işlemiş olduğu hata ve yanlıştan oh be! Ulan oh olsun işte sana şöyle yaptım böyle yaptım şeklinde yapılan günahtan lezzetlenmek bu ise günahta ısrardır diyor. Israr ise eğer günah konusunda oluyorsa ben bu günahtan vazgeçmem o zaman bu günah bu küçük şey insanı daha büyük günaha işlemeye sürükleyecek. Büyük günahta ısrar ise kafirliğe doğru giden bir dehlize benzer. Yani artık dinden ve imandan sıyrılma, vazgeçme meyli kazandı bu adam, artık heyelan var demektir maazallah. Büyüklerin buyurduğu gibi la sagirete ma'al israr ve la kebirete ma'al istiğfar. Bir insan eğer bir küçük günahı sürekli yapıyorsa, ısrar ediyorsa, hayır orada küçük günah diye artık bir mefhum ve kavram yoktur. Sürekli ısrarla yapılan küçük günahlar büyük günahtır. Ama istiğfarın olduğu yerde de büyük günah kalmaz diyorlar. Onun için o pişmanlık duygusu geliyor ya sana bir şeyler yapıyorsun vesaire. Yani ondan dolayı Allahu Teala'ya şükret hiç olmazsa içinde yapmış olduğun günaha karşı bir nedamet duyuyorsun buyurdu. Şükredersen Allahu Teala bunu artırır. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu'ya filan kişi hiç günah işlememiş dediler. Bir adamdan bahsettiler. Öyle güzel adam ki hiç onda günah yok dediler. Pırıl pırıl dediler. Mevlana Celaleddin Rumi durumu esefle böyle dudak bükerek karşıladı böyle yani falan dedi. Ya, o kadar bunu bir büyük ve müjde haberi kabul etmedi. Buyurdu ki keşke işleseydi de sonra pişman olsaydı buyurdu. Bak burada derin mesaj var. Derin mesaj var. Yani burada Cenab-ı Hak Celle Celal'in kulun pişmanlığına ne muazzam, ne kadar değer verdiğine mesaj var burada. Keşke işleseydi de ama ardından da pişmankar olsaydı dedi. Şimdi Sultan buyuruyor ki devamlı وَحَاسِلُ شِكِّ الْاَوَّلِ Birinci şık var ya, birinci şık neydi? Nefsimle uğraştığım zaman, nefsimi tezkiye ile uğraştığım zaman bende bir istiğna ruhu hasıl oluyor demişti mektubu yazan. Bende bir gurur oluyor, kibir oluyor. Bende kendimi dev aynasında görme vesaire falan. Sarığım şöyle, cübbem, şalvarım öyle. Yani kendimizden örnek verecek olursak böyle söylemek gerekiyor. Nedir peki bu hal? Efendi Hazretleri diyor. Asıl şıkkın evvel, birinci şıkkın
Hulasası şudur. Husulul ucbi ba'de ityanil a'mali salihati. A'mali saliha işledikten sonra, Allah'ın sevmiş olduğu bir şeyi yaptıktan sonra insanda ucub oluyor. Ucubtur o. Kendini müstağni görmek, insanlara tepeden bakmak. Buna biz ucub diyoruz diyor. وَاَذَا الْعُجْبُ Peki bu ucub var ya, سَمُّنْ قَاتِلٌ وَمَرَضٌ مُهْلِكٌ Bu öldürücü bir zehirdir, aynı zamanda yine öldürücü bir hastalıktır. Peki يُبْتُلُ الْاَعْمَالَ الصَّالِحَةَ İnsanın bütün ameli salihlerini sıfıra eşitler bu. Bu öyle bir duygudur ki, öyle bir duygudur ki ne var ne yok hepsini dondurma gibi eritir, bitirir seni. Demek ki bu yolun yani ganimeti de çok, ondan sonra bereketi de çok, zarar ve ziyan da çoktur. Bir araba 180'le, 280'le giderken şoför keyiften yani köşe olur, sekizgen olur. Vay arabam şöyle gidiyor vesaire. Bir anlık gaflet, bir anlık gaflet, araba da gitti, şoför de gitti. Adam bir anlık gafletin bedelini hayatıyla ödüyor. Manevi hayatta da aynı kanun caridir. İnsan iyi gider, has gider vesaire ama bir yerde takıldı bir yere, eyvah! Her şey allak bullak oldu, adam dibe vurur da farkında olmaz. Kendini beğenmişlik. Bir de Allah göstermesin bu kendini beğenmişlik duygusu, duygusu insanın bir takım Allah dostlarına karşı olursa artık zararın boyutunu, enini boyunu varın siz takdir edin. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu Rabbi mektubunda bir takım makamlardan bahsederken diyor ki tarikatta diyor ders yapan salik diyor bazen ders esnasında kendisini şeyhinden üstün görür diyor. Yani öyle bir noktaya gelir ki, aa ben şeyhimi de geçtim, şudur, budur vesaire falan filan. Hakikaten öyle baktığı zaman şeyhi aşağılarda gözüküyor. Kendisi ta yukarılarda vesaire. Bazen salih kendisini böyle görür ve de görenler de var, aa bu şikayetler size belki geliyor ama bize daha fazla geliyor. Güya biz adam olduk da millet bize bir takım şeyler söylüyor veya işte neyse dertlerine çare arıp işi bizi de bir merci gibi kabul ediyorlar. Neler oluyor neler, neler oluyor neler. Sultan diyor ki salik derviş bazen kendisini oho şeyhinden üstün görür. Sultan diyor ki bir defa diyor yavrum sen bir defa aşağılardasın. Evet, senin gözünde diyor makamın yüksek gözüküyor, şeyhin aşağıda gözüküyor, onu efendim daha alt makamlarda sürünür görüyorsun diyor. Fakat ben sana bir misal vereyim diyor. Yağmur diyor sıcakta diyor su, sıcakta ne olur diyor? Buhar olur değil mi? Buhar olur. Buhar yukarıya yükselir. Yukarıda hava katmanları var. Stratosfer, troposfer vesaire falan. O soğuk hava katmanlarında o buhar peki soğuk hava katmanlarında çiseye yağmura dönüşür ve neticede aşağı inmeye başlar. Senin şeyhin diyor, senin geçtiğin yollardan yıllarca önce geçti diyor. Buhar gibi yükseldi fakat sonunda yağmura döndü, aşağı iniyor diyor. Sen diyor hala buharsın diyor. Buhar yukarıda kendisini yağmurdan aşağı görüyor diyor. Bu mantık mıdır diyor. Bu mantık mıdır diyor. Bak atarlar seni aşağı, indirirler seni aşağıya. İmam Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki ma'rifeti hudai celle ve ala daran kes haram eski hudra eskafiri bihteddanet fekeyfe zekabiri din ma'rifeti hudai celle ve ala Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tanımak ve bilmek daran kes o insanlara haram eski haramdır ki peki hodra kendisini ez kafiri frenk bihter danet. Eğer bir insan kendisini kafirden üstün görürse bu ne biçim adam ya? Bunun boyu ne biçim, gözü kaşı ne biçim? Hilkatini peki küçümsüyor, tahkir ediyor. İngiltere'nin kuzeyinde İrlanda var. Oradaki insanların boyunlarıyla başlarının arası 20 santim. Bu ne biçim mahluk? Bilmem bunun gözlerine vesaire. Ahlakını, karakterini tenkit et. Allah da tenkit ediyor. Resul-i Ekrem'i tenkit ediyor. Ama bu ne biçim gözleri var, ne biçim kulakları var. Vay bilmem orası böyle, vay bilmem burası böyle vesaire. Ha, kafiri bu şekilde tahkir eden birisinin Allah Celle Celaluhu'yu tanıması haramdır diyor. Arkadan gelmiyor.
gelen ilave çok dehşetli. Fekeyfe ez ekabiri din. Ya bu adamın peki ucubu kibri, ya bu adamın insanlara tepeden bakması Allah'ın dostlarına karşı oluyorsa bunun hali ne olacaktır diyor. Müslümanın bir küçüğü yoktur diyorlar. Müslümanın küçüğü yoktur diyorlar. Müslümanın küçüğü olan çocuğa bile hakaretle bakmak caiz değildir diyorlar. Niye? Senin gözünde küçüktür ama, senin gözünde küçüktür ama Mevla'nın indinde çok büyüktür diyor. İmam Rabbani buyuruyor kuddise sirruhu. Yani artık tarikatı bitirmiş diyelim, urucunu bitirmiş, dönüşte de hala yolda devam ediyor ama inişi daha tam tamamlayamadı. Bu adamın kalkıp da Nasr'a yan sıra okuyan bir çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Ondan sonra hafızlıkla uğraşan peki çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Velev ki, velev ki, velev ki bu adam, bu okuyan talebe ileride bu ilmiyle eğer insanlara faydalı oluyor olacaksa ve olursa, gururu ve kibiri dahi olsa, onun gururu ve kibiri dahi olsa bir tarikatlının, bir ilimsiz kişinin buna hakaretle, ondan sonra onu tahkir edercesine bakması caiz değildir diyor. Neden? Amme yararına çalışıyor çocuk çünkü. Amme yararına çalışıyor. Gururu, kibiri olmasa çok daha iyi ama ilim de bazen gurur yapıyor. Hem ne gurur yapıyor? Kimisi parasının bolluğundan gurur yapıyor. Kimi hoca peki ilminin efendinin bolluğundan gurur yapıyor. Yani yandık, yandık senin anlayacağın. Gurur ve kibir içerisinde, yani gurur ve kibir deryasında denizdeki efendim dalgaların kaldırıp da indirdiği, savurduğu, sonunda sahile fırlattığı kavun karpuz kabuğuna döndük. Amme yararına çalıştığı müddetçe peki o çocuğa kimse hakaretle bakamaz diyor. Allah'ın diniyle uğraşıyor vesaire. Olmaması iyiydi ama bazen de oluyor işte. Velev ki öyle de olsa, ya o ilme çalışan kişi sade elindeki tesbihiyle yetindi dervişliğiyle çalışandan daha üstündür buyuruyor sultan. Ha, ne zaman ki diyor, ne zaman ki tarikata çalışan insan seyri sülükün, Allahu Teala'ya giden yolun hem yükselişini, urucunu, hem nüzulünü itmam eder, bitirir, bitirir, bitirir. Yani seyr ilallah, seyr fillah, seyr anillah billah, seyr fillah, seyr fil eşyaya iner. Yani kalkış yaptığı yerin tam paraleline iner. Ha, o zaman diyor bu derviş hükmen, hükmen, hükmen kadir ve kıymeti o ilimle uğraşandan diyor daha üstündür diyor. Hükmen, yani hakikaten değil ha, hükmen. Şimdi derviş olacağım diye ondan sonra ne alim beğenirim, ne ilme çalışanı beğenirim, bu dervişin işi ne olacak? İmam Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki bir meselede şeyh olan zat konuşuyor, bir de alim olan zat konuşuyor. Ha, alimin tarikatı yok, gene Allah'a kulluk yapıyor, namaz işte orucu vesaire tamam vesaire, ama öbürü tarikatlı, onun da ilmi yok ama iyi ders yapıyor, iyi muntazam gidiyor, has gidiyor vesaire. Sultan diyor ki bir meselede şeyh diyor ki olmaz, caiz değildir. O fakih olan zat ilmi fıkıhta peki pişmiş, ayetlerin, hadislerin, nasların altında ezilmiş olan diyor o adam var ya hoca peki, ha, o ise diyor ki, yo öyle değil, fetva budur, yecuz, caizdir. İmam Rabbani diyor ki, kimin diyor fetvasını alacağız diyor. Şeyhin fetvasını mı, yoksa peki ilimsiz olan şeyhin fetvasını mı, yoksa ilimli olup da onun gibi tarikat dersi olmayan alimin fetvasını mı? El cevap, fakihin fetvasını almak lazım diyor. Fıkhı bilen alimin fetvasını almak gerekiyor. Sırf tasavvuf ve tarikatla meşguliyet insanı peki ayağına kaydırabilir diyor İmam Rabbani. Fıkıhla niye meşgul olmuyorsunuz diyor. Dini kontrol altına alan, haram ve helal çizgisini efendim belirleyen ilmi fıkıhtır. İlmi fıkıhtır. Tasavvuf tam zevki bir şeydir. İnsana hoş haller verir vesaire ama men tasavvufa velem yetefekka fakat tezandaka. Fıkıhsız tasavvufa giren, tarikata giren zındık olur diyor.
Bunu ulema söylüyor. Ha ama yok senin fıkhın mesele. Öyleyse fıkıhla alakalı meselelerde mutlaka ehline sormak gerekiyor. Aa ben işte murakabe yaptım, şu oldu, bu oldu vesaire falan filan. Yani bu kadar kitaplar niye yazılıyor? Ne oluyor yani? Aa benim keşfimde gördüm şöyle şöyle vesaire falan filan. İnşallah doğrudur keşfin ama keşif her zaman da isabet etmiyor. Kitap, sünnet, icma ümmet, kıyas-ı fuka. Ondan sonra keşif diye beşincisi yok. Kitaplarda böyle bir şey yok. Ha keşif ne yapar? Meseleye yardımcı olur eyvallah. Ama ilham hüküm kaynağı değil diyor ulema. Evet. Şimdi bu var ya, bu ucuk var ya, kendini beğenmişlik hali, bu insanı öldürücü bir zehirdir diyor sultan. İnsanı yok eden bir hastalıktır. Ne kadar ameli salih varsa hepsini peki eritir bitirir. Kema yekülün narul hatabe. Ateş nasıl ki peki odunu yer, kül duman yapar, aynen böyle bir akıbete insan maruz kalır. Sonra yani gurur ve kibirin mantığı ne oluyor? İmam Gazali kuddise sırrının rahimeullahü teala tabirini aktaracak olursak, İmam Gazali buyuruyor ki kimya saadetinde, ne gurur yapıyorsun ya? Ne oluyor sana ya? Sen ne yapmak istiyorsun diyor. Beni bağışlayın, kusuruma bakmayın. Bazen var ya, onların kullandığı kelimeleri aynen kullanmak durumundayım. Biz çünkü nakiliz biz. Ben size bir misal vereyim. Bazılarından öyle bir tenkit geliyor yani. Amma ve lakin delilin varsa söyle. Delilin yoksa sus lütfen. Resul-i Ekrem buyuruyor ki men te'azza bi'azza'il cahiliyeti fe'idduhu biheni ebi ve la teknuh buyuruyor. Kim soyuyla sopuyla peki sülalesiyle eğer gururlanıyorsa ben işte falanca zatın torunu bilmem dedem şuydu ezerim keserim adamı katlarım mendil gibi vesaire. Kendim huşubun müsennede buyuruyor Mevla. O münafıklar uzun çizgili Yemen kumaşı giydirilmiş kalaslar gibidir diyor onlar Allah Celle Celaluhu. Bak ne fena vurdu. Ne fena vurdu. Gazali Rahimallahu Teala buyuruyor ki ne gururlanıyorsun? Ne oluyor ya, insanların yanından geçerken rüzgar gibi geçiyorsun böyle vesaire. Benim amelim, benim işte efendim zikrim, fikrim vesaire. Ne bu yapılanmalar ya diyor. Sen bir babanın peki idrar yolundan geldin, bir ananın yolundan idrar yolundan geldin. Nereden geldiğin belli diyor. Nedir diyor bu, sen ilah mısın diyor. Bazı insanlar kendi enkazının altında kalmış. Yani adam deprem geçirmiş, enkazı yıkılmış kafasına, o enkazın altında bocalayıp duruyor. Bunun ne mantığı vardır? Sultan diyor, yıkar seni. Öldürür seni, bitirir seni, tevazu gibi bir nimet var iken bu hareketin anlamı ne oluyor? Şah-ı Nakşibend Kuddisi Sırruhu var ya, domuza bile hürmet ediyordu biliyor musun? Sen Müslümanı kesiyorsun, sen onu bitiriyorsun, sen onu bakışlarınla kalbura çeviriyorsun veya ben, fark etmez. Ya hayvanı görüyor böyle sabahleyin güneşe bakıyor böyle, gözlerini açıyor açamıyor, dişlerini çıkarmış böyle, böyle bakıyor. Şah-ı Nakşibend'in gözleri doluyor. Şöyle bir teveccüh ediyor, diyor ki ona, bak diyor Hınzır diyor, sen diyor şu an diyor Cenab-ı Hakk'a münacatla meşgulsun diyor. Sen şu an derdini ve ihtiyacını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya arz etmekle meşgulsun diyor. Mevla'ya yalvarmakla meşgulsun diyor, bana benim için de yalvar diyor, ne olur diyor. Ve buyuruyor, bir insan yolda giderken yatan bir köpeğe hoş dese hayvan ona bir şey yapmış değil. Ama yolda giderken hoş diyor mesela, duran hayvanı kovuyor. Hala bu salik diyor, hala bu derviş ki o yani hakareti yapmadan önce murakabeyle meşguldü. Hala murakabenin tat ve lezzeti onda devam ediyorsa bu istidraçtır diyor. Yani bu adamın işi tehlikeye giriyor diyor. Niye? Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvana hakaret yapıyorsun. Yani ne tabanımız var, ne tavanımız var. Allahu Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Süleyman Aleyhisselam'a diyorlar ki, yani bir insan günah işlediği zaman, yani ardından da mesela hasene yapıyor.
hasene iyilikler de yapıyor. Aha, tarikatı var, iyilikleri var, hayır haseneti var. Bununla birlikte peki her türlü hayrı yaptığı halde yok yani. O günah gene devam ediyor. Adam hakikaten mesela bakıyorsun yani insan gıpta ediyor. Öyle güzellikleri var, öyle hayrı var mesela. Fakat diyelim mesela ucbu, kibri vesaire gene bundan vazgeçmiyor. Veyahut da herhangi bir günahı var. O haseneleri, o yaptığı iyilikler, o günahları sıfırlamıyor peki. O çirkin şey gene devam ediyor. Bu niye oluyor diyorlar. Buyuruyor ki gurur ve kibiri atmadığından dolayı oluyor diyorlar. Bu ucup meselesi, bu efendim kibir meselesi, hepsi birbirine yakın kelimeler bunlar. İnsanı böyle berbat alel berbat yapıyor. وَمَنْ شَيُّ الْعُجْبِ Peki, ucbun kendini beğenmişliğin kaynağı nedir? وَاَنْ يُرَى الْاَلْعَمَالُ الصَّالِحَةٌ İnsanın yapmış olduğu ameli salihler مُزَيَّنَةً وَمُسْتَحْسَنَةً فِي نَزَرِ الْعَامِلِينَ O güzel şeyleri yapan adamın gözünde yani çok muazzam gözüküyor. Ucub dediğimiz şey budur. Bir şey yapıyorsun ondan sonra Allah-u Teala'ya hamd etmek için, Mevla'ya şükre vesile olmak için oh ne güzel oldu ya elhamdülillah dersin vesaire. Ama ben bir taneyim, ben yeganeyim, ben acayip ders yapıyorum. Oturdun mu hemen arşın fevkinde kendimi görürüm vesaire. Sultan Fatih cennet mekan, Edirne Kapı Camisi'nin yanındaki Mevlana kapıdan İstanbul'a girdi. İstanbul düştü, fethedildi ve hocalar, alimler yanında Sultan Fatih dediler ki, efendim dediler, padişahımız dediler, dualarımız, kerametlerimiz sayesinde İstanbul'u fethetmek diyor, zat-ı alilerinize müyesser oldu. Yani dualarımızla, bizim naz-ı niyazlarımızla, münacatlarımızla İstanbul'u fethettiniz dediler. Böyle bir havaya girdiler böyle. İşte artık yani halleri onları meşgul eder gibi oldu. Sultan Fatih buyurdu ki, hocalarım dedi, dediğinize itikad ederim dedi. Yani dualarınızın, himmetlerinizin çok büyük payı olmuştur. Fakat kılıcını çekti çıkardı. Şu dedi çifte su verilmiş, kılıcın hakkında unutmayın dedi. O kadar. Vel muhalecetu peki, bunun tedavisi nedir? Bil ezdadi zıtlarıyla olacaktır. Kibrin mesela diyelim, ucbun mesela çaresi nedir? Zıtı nedir peki? Neyse onu yapacaksın. Nedir o? Tevazudur. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anhu, sahabe-i kiramın alimlerindendi, müştehitti kendisi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı zamanda vahiy katibiydi. Gelen ayetleri yaz diye Resul-i Ekrem'in 40 kişilik bir komisyonu vardı. Onlardan bir tanesi de Zeyd ibn-i Sabit'ti. Ayağını bineceği atın özengisine soktu. Yanında Abdullah ibn Abbas vardı. Abdullah ibn Abbas peygamberimizin amcaoğlu. Ve tam atına zıplayıp binecekken Abdullah ibn Abbas üzengideki ayağını öptü. Muh! Dedi. Ne yaptın dedi. Zeyd ibn Sabit dedi ki biz dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim sahibi olan insanlara böyle tevazu göstermeyi gördük dedi. Böyle tevazu gösterilmesini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize emir buyurdu. Ona binaen bunu yaptım dedi. Ya öyle mi dedi. Ha bu sefer Zeyd ibn Sabit şeye saldırdı. Abdullah ibn Abbas o da onun elini öptü. Sen ne yaptın dedi. Biz de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti olan yani kan hısımlığı olan insanlara böyle hürmet göstermekle emrolunduk dedi. Abi neredesin? Kendini teraziye koy. Kıratın, sikletin, ayarın ne kadar abi? Yavuz Sultan Selim Han'ın babası Sultan Bayezid-i Veli, o Bayezid'deki camiyi yapan zat onun önünde yatıyor. Şeyh Hamdullah Efendi vardır, Reisül Hattatin devrinde bütün hattatların Kur'an-ı Kerim'i güzel yazan ehli hünerin reisiydi Şeyh Hamdullah Efendi. Alemdağında yatıyor. Eskiden hattatlar onun mezarına kamış bırakırdı. Ertesi gün alırlardı. Bu ondan manen icazet alındığı anlamı ifade ederdi. Adamın ölüsünden bile icazet alıyorlardı. O kadar büyük bir adamdı. Şeyh Hamdullah Efendi. Şeyh Hamdullah Reisül Hattatin Sultan Beyazıt-ı Veli'nin makamına geldiği zaman Sultan Beyazıt-ı Veli tahtından aşağı atlardı. Hocasını efendim şeye oturturdu.
tahta oturdurdu. Kendisi ise diz çekiyordu dizinin dibine, efendim hokkasını tutardı. O kamışı, kalemi efendim hokkaya sokar, Sultan Beyazıt Veli'ye hat gösterirdi, hat meşkederdi. Tevazunun yaptığın hiçbir şey yapmıyor. Tevazu miskinlik değil, enayilik değil, enayi olmak değil, affedersiniz. Adam sana vurdu peki, sen de haklı olduğun halde işte abi ne güzel vuruyorsun ya, bir tane de buradan patlatsana ya vesaire falan. Bunun tevazu ile mevazu ile alakası yok. Ruhama'u beynahum eşidda vel küffar, ruhama'u beynahum vardır. Küfre karşı peki şiddetli, onurlu ve dişli ama Müslümana karşı pelur kağıt gibi, gül yaprağı gibi dokundun düşen çiçekler var ya, yaprağına dokunuyorsun düştü aşağıya, ha öyle olacak. Müslümanın Müslümana hali vav gibi olacak diyor büyükler. Vavın başı böyle, boynu büküktür böyle ama kafire karşı elif gibi dimdik olacaksın. Vel mualecetu peki, bunun peki efendim yani tedavisi ne oluyor? Bil ezdadi, zıtlarla peki oluyor. Öyleyse feyenbegi, gerekiyor ittihamul hasenati, insan yapmış olduğu iyilikleri var ya, yani itham edecek yani. Ya namaz kıldım ama hiç içime sinmedi ya. Birisi seni sana mesela gaz verir, ya bırak kardeşim ya Allah aşkına ya. Oram dağınık, buram dağınık, yıkılmışım ben ya. Doğru dürüst ne tavanda kiremit kaldı, ne cam çerçeve kaldı gibi yani. Benim amelimden ne olacak ya vesaire falan filan. Fudayl İbni İyaz Kuddisi Sirru, Hacı Paris'e Fasıl kitabında söylüyor bunu. Arafat'tayım diyor, baktım herkes dua ediyor, ağlıyor, sızlıyor vesaire vesaire. Bir delikanlı gördüm diyor, o dua etmiyordur. Elleri yerde, boynu bükük, sürekli murakabedeki gibi bir hali var diyor. Geldim delikanlı, dedim ki delikanlı bak burada bütün hüccaç, hacılar efendim dua ediyor, ağlıyor, sen niye etmiyorsun? Edemem ben dedi. Ya niye ya, burası dua yeri ya, dünyanın en mübarek yerlerinden bir tanesi. Yalvar işte burada, dualar makbuldür. Yapamam üstadım ben dedi. Ya niye? Ben dedi, çok karayım ben dedi. Ya Allah Allah, işte Allah'tan umut kesilmez yavrum, şudur budur falan filan, istiğfar gibi bir sabun varken kirli kirli kalma ne anlam var diyor, yalvarmak gibi nimet varken peki böyle susup kalma ne anlam var, ağlasana, sızlasana vesaire. Hocam ben yapamam dedi, ben dedi bir tane beyazım yok dedi, her tarafım simsiyah dedi, umutsuz olma, olma, olma dedi, kaldır ellerini. Kaldıramam hocam dedi. Sen kaldırırsan ellerimi dedi, ne ala dedi. E peki tamam dedi. Fudayl İbni İyaz Kuddise Sirru, gencin ellerini kaldırdı ayağa. Bu sefer yani destek veriyor, çocuğun elleri böyle. Delikanlı olan dedi ki, Haşim dedi ki şey Fudayl İbni İyaz ona, hadi şimdi yalvar dedi. Yalvarayım mı dedi. Yalvar, yalvar dedi. Peki, peki yalvarıyorum dedi. Allah'ım dedi gitti. O kadar Allah'ım dedi, gerisini getiremedi. Kalp durdu, nefesler tam oldu. Ne diyor Hasan Basri rahimallahu teala? Biz öyle insanlara yetiştik ki dağlar gibi amelleri olsaydı yine de siz bunlarda efendim hiç amel yokmuş gibi onları görürdünüz diyor. Adamların dünyaya sığmayan amelleri vardı diyor. Bununla birlikte hiçbirisinde peki amel yokmuş gibi diye onları zannederdiniz diyor. Şimdi ise öyle insanlar görüyoruz ki yani ne kapısı var ne bacası var, bir ev gibi yani tam takır. Amel diye pek bir şey yok. Bununla birlikte Allah, dünyada bizden daha büyük amel salih sahibi yok diye gözüküyorlar diyor. Siz onları görseydiniz onları deli derdiniz diyor. Sahabe-i kiram için söylüyor bunu. Onlar sizi görseydi derlerdi ki bunların dini imanı yok. Allah-u Teala böyle çaprazlara düşmekten hepimizi masunu mahfuz eylesin. Sonra nasıl yani gülebileceğiz yani insanlara? Hele hele şu İslam'ın garip olduğu zamanda neye karşı gurur yapacağız, kibir yapacağız Allah aşkına ya? Ya gülmeye bir defa hakkımız yok ya. İmam Şarani buyuruyor ki men dahike ev istemte'a bi zevcetihi ev lebise mubakharan ev zehebe idel mütenezzehat eyyâmen nüzül bela'il müslimîn fehuvvel behâm sevâ buyuruyor. Men dahike, kim gülerse ev
ev istamta'a bi zevcetihi, hanımıyla sürekli meşgul oluyor vesaire, yatmak, kalkmak, oynamak vesaire. Ha, bunlara takılıyor. Ev lebisi mubahharan, grand tuvalet giyiniyor. Üstü başı o biçim cam gibi vesaire. Üstüne başıyla efendim yani sürekli meşgul oluyor. Ev zehebe ile mutenezzehat, veya bu adam kır, çayır, çimen, orman, deniz, meniz, seyahate gidiyor, eğleniyor vesaire. Ne zaman bunlar oluyor? Ne zaman bu gülmeler, ne zaman bu efendim şık giyinmeler, ne zaman peki bu eşiyle oynaşmalar, ne zaman peki sağa sola kıra bayıra çayıra çimene gezmeye gitmeler. Eyyâmen nuzûlül belâyi alel müslimîn. Müslümanlara bela ve musibetler sağanak yağmur gibi yağarken, Müslümanlar ahu enin çekerken, birileri kalkıp da ha bu işlerle meşgulursa fehuve ve behay müsava, bu insan değildir diyor. Bu insan değildir. Bu, affedersiniz, hayvanlarla müsavidir bu adam. Bu, hayvan kere hayvandır bu. Sen kendinle uğraş. Ondan sonra insanlara peki ondan sonra tepeden bak, bilmem ne. Çirkinlerle peki yat, kalk vesaire. Ne kadar zamanın var senin ya veya benim ya? Allah bizlere medet-i inayet eyle ya. Kaldı ki yani layık olamadık yani. Rabbim hepimizi layık eylesin. Bu kapıda mesela bulunuyoruz. Bir takım günahlar bazı insanlardan sadır olsa o kadar yani sansasyona sebep olmuyor. Yani toplum o kadar etkilemiyor da bu kapılı ol, ondan sonra yine bazı şeylerde ısrarkeş ol vesaire. Bu hiç hoş hal değil. Biz büyükleri görebildiğimiz kadarıyla İmam Rabbani'nin tenkit ettiği ha bu işlere bulaşmış görmedik peki. Salik şeyhiyle peki meşgul olmalı. Şeyhi gözü bir defa ondan ayrı kalmayacak ki, peki istifade etsin ondan. Eskiden tarikatta ben diyeni tarikattan kovarlardı. Benim cübbem, benim sarığım, benim bilmem ne çakım, bıçağım diyeni kovarık derlerdi. Senden bir şey olmaz derlerdi. Bu kapıda ben tabiri bile yasaktır. Nerede kaldı insanlara peki? Aha, çapaklı gözlerle bakmak. Ebu Bekir'in Varrak Kuddise Sirru buyuruyor ki Külli muridin la tughnihi ru'yetu şeyhi anet ta'am ve şerab üsbu'an felese bi sadik. Eğer bir salik, bir derviş diyor, şeyhini gördükten sonra, bir insan şeyhini gördükten sonra eğer haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bu mürit sadık değildir diyorlar. Bu mürit sahtekardır diyorlar. Bu mürit iki yüzlü davranıyor diyorlar. Bir kere görmenin vermiş olduğu haz ve lezzet eğer insanı bir hafta yemekten ve içmekten kesmiyorsa hayır diyorlar. Bu mürit sadık değil diyorlar. Bu meslek çok ince meslek. Kuyumculuk bile bunun yanında soğuk demircilik kalır. Allah hepimize tevfikini yar eylesin. Feyenbeği ittihamul hasenati. Öyleyse insan ne yapacak peki? Hasenelerini, yapmış olduğu iyilikleri töhmet edecek. Yani yapamadım, edemedim, iflasa gidiyorum, şudur. Ümitsizlik yok. Ümitsizlik yok asla ve kat'a. İmam Rabbani bir mektubunda böyle küçük bir satırda diyor ki insanları diyor ümitle ümitsizlik arasına bırakın diyor. Ya işte şudur da budur da vesaire. Allah'ın peki rahmeti gazabından üstündür. Eyvallah. Ama hiçbir zaman peki Allah'tan umut kesmek yok. Eyvallah. Ama bununla birlikte insan sürekli kendisine ithamda bulunmalı. Yani benim bir şeyim yok, şudur budur vesaire. İşte yani kalite böyle yani basılıyor. Kalite böyle elde ediliyor. Yani yeni tabirle turbo amel böyle elde ediliyor. فَيَنْبَغِ اِتِّهَامُ الْحَسَنَاتِ Yapmış olduğun haseneleri diyor, itham et diyor. Yani bunlar kara kara şeyler. وَاَنْ يُزْعِرَكَ بَائِحَهَا فِي النَّزَارِ Peki yani gözünde o ameli salihlerin peki çirkinliklerini peki izhar et diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz diyor ki, namazla alakalı 12 bin edep vardır, ben 8 binini ancak yapabiliyorum diyor. 4 bin de bilemiyorum diyor. Bir namaz 12 bin edep götürüyor, sürüklüyor. Kaç tanesini biliyoruz? Oflu Hacı Ferşet Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Yani ömrü boyunca iki şeyden bahsetmiş. Temizlik, namaz, başka bir şey yok.
Ama temizlik derken buna beden temizliği giriyor, ruh temizliği giriyor. Namaz derken hangi namaz? O namazın içerisinde dinin tümü var peki. İki şey, temizlik ve namaz. Ömrün, zamanın, ha bu iki meseleyi bile düzene sokmaya yetmiyor. Ben fırsat buluyorum, insanlara tepeden bakıyorum vesaire. Çok acayip bir haldeyiz. Allah bizi insan ede. Alvarlı Efendi söylediği gibi, Allah bizi insan ede. وَاَنْ يَنْسِبَ الْاِنْسَانِ نَفْسَهُ وَاَعْمَالَهُ وَاِنْسَانِ Kendi nefsini de amellerini de idel kusuri, eksikliğe nispet etmeli. Eksik, 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 eksik. Kova dolsun diye çeşmenin altına koyduk. Kova bir türlü dolmuyor peki. Ne güzel de şeyler su akıyor ya. Ne güzel amel-i salihleriniz var. Kova dolmuyor. Dolmuyor niye? Meğer kovanın dibi delik. Ve bel yecide müstehakken littardı ve la'ni. İnsan kendisini peki kovulmaya layık görmeli. Günahlarına ağla vesaire. İnsan otokontrol yapmalı. İnsan kendisi hem hakim hem mahkum olmalı peki. Kendisine sitemkar olmalı icabında. Kale aleyhi ve ala aleyhissalatu ve teslimat. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Rubbe kari'in lil Kur'an vel Kur'an yel'anuhu. Nice Kur'an okuyanlar vardır. Kur'an ona lanet eder. Kur'an ona beddua eder. Yani Allah'ın laneti senin üzerine olsun. İnsan cehenneme girmek için Kur'an okuyor. İşe bak. İnsan cehenneme girmek için namaz kılıyor. İnsan cehenneme girmek için tarikat dersi alıyor. İnsan cehenneme girmek için hacca gidiyor. Ya böyle şey olur mu Allah aşkına? Aha bak. Kur'an okuyor diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mel'un diyor Kur'an ona. وَكَمْ مِنْ سَائِمٍ لَيْسَ لَوْ مِنْ سِيَامِ اِلَّا زَمَعْ وَالْجُعُ Nice oruçlanlar vardı, tuttuğu oruç ona susuzluktan başka, açlıktan başka bir şey bırakmıyor. O da oruçluyuz ya vesaire falan filan. Hangi oruç diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Orucun ona verdiği veya bıraktığı diyelim güzellik sadece ne? Açlık ve susuzluk. وَلَا يَتَخَيَّلَ Ve insan düşünmeyecek. اَلَّا كُبْحَ لِحُسْنِهِ Peki benim yaptığım peki iyiliklerin, güzelliklerin çirkinliği yoktur. Bunlar 10 numara araba gibi, dumanı üstünde ekmek gibi amel-i salihlerin vesaire. Yok, 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 öyle değil, öyle değil. Yanlış yoldasın diyor, ya öyle yapma diyor. Bel, bilakis, lev teveccehe ileyi kalilen, azıcık bir şey diyor, şeye baksan diyor, yani düşünsen kendini yaptığın şeyleri diyor. Levvacede bi'inatillah subhanahu, Allah'ın yardımıyla göreceksin küllehu yaptığının alayı, Kubhan, hepsi berbat, hepsi çirkin. Konyalı Hacı Beyizzade, Kuddise Sirruhu, rahmetullahi aleyhi, rahmeten vasiaten. Hanımı yanında bir gıybet yaptı. Hanımına dedi ki, ya hanım dedi, var ya öyle bir çirkin yaptın ki, öyle bir çirkin yaptın ki, öyle bir çirkin yaptın ki, Konya'nın dedi Beyşehir Gölü'nü var ya, senin üzerinden akıtsalar dedi, ondan sonra bu günahı temizleyemez dedi. Veyahut da şu gıybetin var ya, şu yaptığın gıybet var ya, bu gıybeti Konya Beyşehir Gölü'ne atsalar, tükürük olarak atsalar, gölün suyu var ya bir anda zehir olur diyor, içilmez diyor. Tek bir gıybet, tek bir gıybet, tek bir gıybet. Şimdilerde yaşıyor gene hala o paşa, ismi mühim değil. Bir defasında rüyamda gördüm, buradan giriyor arabayla, gidiyor, şu ilerideki büyük kurse kadar gitti, döndü, gelirken İsmaila Camisi'nin kapısında durdu burada. Şöyle çıkarttı kafasını, elini kaldırdı, bize hitaben şöyle dedi, aminu dedi. O zaman efendi burada sağ tarafta itikaftaydı, Ramazan'ın son günüydü. Geldim anlattım bana, efendi hazırdı dedim, böyle böyle oluyor. Ne anlıyorsun sen dedi. Yani aminu Arapça iman edin demektir. Ey İsmaila, iman edecekseniz yani iyi iman edin. Böyle yani defolu iman olmaz falan. Doğru dedi. Bir şey daha var dedi. İhvan dedi tefrika yapıyor dedi. İhvan arasında birbirini sevmemeklik var dedi. O onun kuyusunu kazıyor, o onun kuyusunu kazıyor. İhvan, ihvanda birlik, beraberlik yok. Herkes birbirinin dedikodu ve gıybetiyle meşgul dedi. Ona işaret olsa gerektir dedi. وَلَا يُحِسُ رَائِحَةً مِنَ الْحُسْنِ İnsan yapmış olduğu işlerden dolayı bir güzellik kokusu almayacak. وَلَا يُحِسُ رَائِحَةً مِنَ الْحُسْنِ فَاَيْنَ الْعُجُوبُ Ya kibir nerede diyor sultan?
kibir nerede? Senin yapman gereken buydu. Amellerini sen eksik göreceksin peki. Kendini kusurlu göreceksin. Feynel ocup nerede kendini beğenmiştik? Gurur kibir. Velimen istiğna. Ya sen kime karşı istiğna yapıyorsun? Kime karşı peki tepeden bakıyorsun vesaire? Bel yekun min illeti istilai ru'yetil kusur fil amal min feylen. Belki insan yapmış olduğu amellerden dolayı, yani amellerindeki eksiklikten dolayı ya yıkılmalı ya. Ya ben kafayı yedim ya. Ya kardeşim böyle olur mu ya? Nasıl sen bunu yaptın diye kapat odayı, kendini sorgula orada icabında vesaire. İşlemiş olduğu ya yanlışlığın yüzünden dolayı kendini peki yani kendine kahretmesi lazım gelirken bak neler oldu diyeyim Rabbani. Böyle olmasın. Ve müstehiyen min itiyanil a'malil haseneti peki. Utanması lazım peki. Yapmış olduğu ameli salihten dolayı utanması lazım. Yavuz dede mukaddes emanetleri alıyor. Gündüz saraya gelme imkanı varken yok diyor. Yok yok yok. Üsküdar'da kalıyor. Yatsıyı kılıyor. Ondan sonra geçiyor saraya. Hem de padişahlık elbisesini çıkartıyor. Bir yeniçeri sıradan bir asker elbisesi giyiyor. Ve de padişah ve saltanat kayığıyla değil. Bir kayıkçı, sıradan bir kayıkçının, boğazda işte kayıkçılık yapan bir kayıkçının kayığına bitiyor. Biniyor, yanına iki tane muhafız alıyor. Onlarla beraber hemen Topkapı Sarayı'na geliyor. Girişinden değil de arka taraftan, şeyden, Bodrum'a giren kapıdan giriyor. İçeriden öyle odasına çıkıyor. İstirada, millet dışarıda izdihamdan birbirini kırıyor padişaha. Çünkü tezahürat yapacaklar. Savaş kazanıldı vesaire. Ey Allah'ım ey. Bir şey yapıyorlar peki, utançlarından toprağın üzerinde gezme utanıyorlar. Bir şey yapmıyor peki, sanki yani her şey onun elinden geçiyormuş gibi, iktidar ve otorite ondaymış gibi havamızdan geçilmiyor. Bir yer bul da beraber gidelim oraya, tamam mı? Orada bir sen ol, bir ben ol. Ben sana günahlarımı söyleyeyim. Ha, sen bana ağla. Sen bana günahlarını söyle, ben de sana ağlayayım kardeş. Ve la mu'ciben ve müstagniyen. Peki. İnsan utanmalı yani. İyi bir şey bile yapsa, bakın şükretme demiyor sana, eyvallah. Ama yine hep böyle içinde bir eziklik olacak. Çünkü yani defa olabilir. Feyze asala ru'yetil kusur fil amali, eğer yapmış olduğun ameli salihlerde bir kusur söz konusu oluyorsa, bunu da görüyorsan tezidü kıymetül amal. O zaman senin yapmış olduğun işin kalitesi yukarıya basıyor. Tamam mı? 12 ayar bir altın gibiyse bir anda 22 ayara dönüştürüldü o amel. Eğer yapmış olduğumuz işin fayda vermesini istiyorsak, kıymet ve değerin artmasını istiyorsak, yaptıktan sonra peki kusurlu olduğunu itiraf ettiğimiz an ayarı değişiyor. Kıratı değişiyor. Feize hasala ru'yetul kusuri fil amali tezidu kıymetul amali. Amellerde eğer kusur görülüyorsa kişi tarafından, kendisi tarafından tezidu kıymetul amali, yapılan işlerin peki değer ve kıymeti tamamdır diyor. Artar. Artar da artar. Ve tekûne hakikaten bil kabul. Kabule de layık olur o zaman. Öyleyse ve yenbeği es-sa'yum, çalışmak gerekiyor. Hatta yahsul azir ru'yetu, işte kendi amellerini kusurlu görme melekesini ve kabiliyetini elde edinceye kadar insan didinmeli. Sonunda feyetekallasa minel ucub, ucubtan kurtulmalı. Bu çok büyük bir merettir bu. Şeytanı bile cennetten kovduran nesne bu. Ve dunahu kartul katadi, bu duygu olmadan kesinlikle yapılan amellerden bir şey beklemeyelim. Bir insan çıplak elini dikenlerin üzerine koysa, çek bakayım elini, çekemezsin. Ve dunahu kartul katad, kart çekmektir, katad ise dikendir. Rahmetli Sadreddin Yüksel Hoca da ders okurken öyle derdi yani. Çıplak elinizi koyun derdi dikenin üzerine, çekin bakayım. Çekebilir misiniz? Çekemezsiniz. Bu ibare onu söyler. Yani işin güçlüğünü, çetinliğini bildirmek için Arapçada kullanılan bir deyimdir derdi. İlla en yeşe Allah. Allah dilerse eyvallah. Tamam, köşeyi dönersin. Amma ve lakin, amma ve lakin, kendine kalırsan yani durum zor. Ve taifetun minellezine teyesseret lehum ru'yetul kusuri fil a'mali ala vecil kemali. Bak Allahu Teala'nın kendisine güzellik vermiş olduğu dostları var. Mükemmel tarzda mesela çok çok güzel bir tarzda işlemiş oldukları amellerden dolayı kendisini kusurlu görenler var ya.
Allah'ın böyle bir nimeti kendisine vermiş olduğu Mevla'nın dostları var ya, yezunnune, onlar şöyle düşünürdü. Enne katibel yemini muattal. Benim sağ tarafımdaki melekler çalışmıyor. Ve ennehu la husne lehu. Peki. Sağ taraftaki meleklerin yazabileceği hiçbir tane iyi tarafım yok. Sağ taraf durdu. Ve katibu şimal. Peki. Ve katibe şimali. Sol taraftaki melekler ise fişuli. Daimen. Onlar devamlı yazıyorlar. Yaz babam yaz. Yaz babam yaz, yaz babam yaz. Peki İmam Rabbani Kuddisi Sirru buyuruyor ki bakın diyor, büyükler öyle söylüyorlar. Büyükler öyle söylüyor. Rabetul Adeviyye, Kuddisi Sirruha, hanımefendi öyle söyler ama Feridun Attar diyor ki, bir insan fena fille bekabille olduğu zaman hanımlık manımlık biter diyorlar. O hanım hanım değildir. Er oğlu erdir diyor Feridun Attar. Hanımefendi diyoruz işte, yani mecazen bir yerde. Manada erdir, Aziz Mahmud Hüdayi'nin buyurduğu gibi. Eğer diyor bir insanın mesela sol tarafındaki melek yazacak bir günah bulamıyor. 20 sene uğraşıyor, sol taraftaki melek yazacak bir şey bulamıyor. Tamam, bu mürit sadıktır diyor. Hep iyi şeylerle uğraşıyor. Eğer bulamazsa sol taraftaki melek, yazacak bir şey bulamazsa. İmam Rabbani diyor ki, 20 yıldır diyor, 20 yıldır benim sağdaki melek çalışmıyor diyor. Bir de arkadan diyor ki, tevazu da yaptığımı zannetmeyin diyor. Yine buna rağmen diyoruz ki işte, makamı böyle konuşmayı gerektirir. Eyvallah ama burada müthiş bir ibret var. Allah almaya muvaffak eylesin. وَاَنَّ فِي لَوْ كَب۪يحٌ وَسَيِّعٌ Ve bu kişinin yapmış olduğu her şey çirkin vesaire falan filan oluyor yani. Bununla birlikte peki hep sol taraf yazıyor, sağ taraf bir şey yazmıyor. فَيْزَنْتَهَتْ مُعَامَةُ الْعَارِفِ اِلَى هَذَا الْحَدِّ Evet, umile ma'uma umile. Eğer bir insan hali var ya, bu noktaya geldiyse ona ne muameleler olur, ne muameleler. Yani of anam of, ah anam ah, ah ulan bu sol taraf bizi bitirdi. Sol zaten ne zaman bitirmedi ki insanları? Ondan sonra sol gitti vesaire falan filan. Sağ taraf çalışmıyor. Ne olacak ya Rabbi bu sağ tarafın hali vesaire falan. Yandan sonra bir şeyim yazacak bir şeyim olmuyor vesaire falan filan. Eğer bu kahır var ya, bu insanın kendisine var ya sitem eğer oluyorsa umile ma'huma umile. Bu adam var ya öyle ekstra, öyle şahane işlemler yapılacak ki kendisi bile ya bu güzellik benim neyimden kaynaklandı diye hayrette kalacak. Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin, ne kendinden ne dininden mahrum eylemesin. Sultan Fatih devri meşayihinden Eşrefoğlu Rumi Kuddise Sirr'in söylediği gibi, ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Allah bizleri onlara yar eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Amin.